Of, of, nerede bu? Nereye kayboldu bu adam? Ay. Anne, eğilip kanepenin altına da bakmayacaksın inşallah. Ay, ben ne yaptığımı biliyor musun Filiz? Berak, kalk. Kalk bakayım ayağa. Kalk. Ay, boşuna kaldırdın kızı anne. Gördüğün gibi babam orada da yok. Sus. Yaklaş. Nerede o Lucy? Vallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum ya. Cep telefonumu aldı, biriyle konuştu, sonra fırladı gitti. Tam çıkarken nereye diye sordum ama dönüp diye bağırdı. Bir bakalım hele, bir bakalım neresiymiş o Vahi diye bir dostundan söz etti telefonu alırken. Vahi mi? Belki bir faydası olur diye söyleyeyim dedim. Sana olur da bize hiç olmaz. Filiz, çabuk çabuk abini ara. Geç kaldın anne. Geç mi kaldım? Yani babam Vahi Beylere gitmiş. Abini mi görmüş Filiz? Hayır. Yani sen söylemeden ben zaten aradım anne. Niye yüreğimi indiriyorsun Filiz? Berak, çabuk benim tansiyonumu ölç. Hemen efendim. Filiz, sinirim çok bozuk. Ne olur güzel bir şey söyle. Babam evden kaçtı. Ne? Evden mi kaçtı? Anladım. Bakıcı Murtaza'dan kaçtı. Murtaza'yı kovduk. Berrak geri geldi. Anladım. Berrak'la kaçtı. Ya abi, saçmalamayı keser misin? Sakin ol, telaşlanma. Amma büyütüyorsun Filiz. Babam bu. Yapar. Bankaya gitmiştir kesin. Ya da en son Vahi Bey'le konuştuğuna göre oraya geliyordur. Ne? Sakin ol, telaşlanma. Amma büyütüyorsun abi. Babam bu yapar. Filiz, bırak zevzekliği. Buraya gelirse ne yapacağım ben? Kaç. Bahçe duvarından kaç. Nereye? Ben senin yerinde olsam İtalya'ya. Başına 1 milyon avro ödül konmuş. Haberin var mı? Kaç? Bence ben değil, sen kaç. Senin maaşın cep telefonu faturana ödemeye yetiyor mu? Yanından ayrıldığım anda hemen konuşmaya başlıyorsun. Yazık. O zaman yanımdan ayrılmayın. Yani maddi açıdan. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Yoksa başka açı mı var ki? Yok. O zaman? O zaman? Yeni arabamı hazırlayıver de okulun önünde bir hava atalım. Emredersiniz. Ben çıkıyorum babacığım. Var mı başka bir isteğiniz? Vallahi bir çay daha içerim kızım. Peki. Hemen koyayım. Olmak istiyorum. Nasıl çay koyuyor? Baba, iflastan kurtuluşumuzun formülünü buldum. Naz ev işlerini de yapabildiğine göre evlilik çağına geldi. Şu Bora Bey'le baş göz edelim. Öyle demekle olmaz Ümit. Bu gönül işi. Tamam işte, benim de gönlümden bu geçiyor. Naz, bak kaçırma derim böyle fırsatı. Bence bu iş sen hey desen olur. Baksana, adama bir gülümsedin, arabasını verdi. Demek elini tutsan villasının tapusunun üstüne yapacak. Ümit, ayıp oluyor böyle şoförün yanında. Ya Alfonso yabancı değil. Değil mi Alfonso? Alfonso yabancı. Kendisi İtalyan. He ya, adamın başına 1 milyon avro ödül koymuşlar. 1 milyon avro. Ah, sen biraz İtalyanca biliyor olacaktın. Yarın sen İtalya'da direksiyon sallıyor olurdun. Ben de burada paraları sayıyor. Ben Tarık, 1 milyon avroya değişmem. Baba, o zaman sen ya hiç iflas etmedin ya da sayı saymasını bilmiyorsun. Ben müsaadenizi isteyeyim. Arabayı hazırlamam lazım. Tabii tabii, müsaade senin evladım. Ama araba Bora'nın. İşte burası. Meşhur Alfonso'nun şoför olarak çalıştığı ev. Ecco la famosa casa Alfonso Laura da Autista. Asıl adı Tarık. La suo vero nome è Tarık. Tarık. Finalmente ti incontro. Unutma. 500-500 kırışacağız parayı. Kırışacağız? Sen paylaşacağız diye tercüme et. Rinunciare, non dimenticare, 500-500. Oğlum Tarık, Türkiye'de koskoca bankan, İtalya'da seni bekleyen 1 milyon avron var ama 70 milyarlık arabayı kurtaramadın. Bora diye bir adamı şu aileye kurtarıcı yaptın. Aferin sana. Ya da en son Vahi Bey'le konuştuğuna göre oraya geliyordur. Ben bakarım.
Bay Alfonso. Anızı okula bırakıp geri gelme rekorunu kırdın. 21 saniye. Cep telefonumu unutmuşum da. Bir misafirimiz var. Buyurun Bora Bey. Bay Bey, belgeleri imzalatmayı unutmuşum size. Taksiyi yarı yoldan döndürdüm. Yok, bu kesin naza taktı. Baksana dakika başı bir bahane buluyor eve girmek için. Demek ki unutmamışım. Ne var? Vallahi Hacer annemin selamı var. Bir de sende biraz asabiyet var. Oğlum o ne biçim telefon açış? Kafama fırlatsan daha iyiydi be. Kusura bakma Sadri. Çok ters bir zamanda aradım. Buyurun. Şu dün gelen Bora Bey'le bir randevu ayarlayayım mı? Konuşacak mısın diye soracaktım. Konuşmamak için zor tutuyorum kendimi. Ara beni bankaya gidince. Hacer annemi de öp benim için. Tamam. Ne bu şimdi? Onu Tahra'ya soracaksın. Ben emir kuluyum biliyorsun beni. Of ya inanmıyorum ya geç kaldım. Kahvaltı etmeden mi çıkacaksın? Edemem anneanne hiç vaktim yok. Olmaz öyle şey aç aç çıkılmaz. Otur iki lokma bir şeyi mideni tutsun. Ama ders? Ben bırakırım seni okula gel. Ama bana çay koyma şartıyla. Hemen. Pek bir sözünü dinler oldu. Sözü dinlenmeyecek adam mıyım? Sağ olun Bahide. Ne oldu Bora Bey? Tarık Tekelioğlu denen düzenbaz daha aramadı mı? Daha değil ama normal. Beni arayacak cesareti toplaması öğleden sonrayı bulur. Ya adamın her sözü yüreğime serpilen ayrı bir su. Naz, bir çay da misafirimize koysana. Sen çay koy, ben kapıya bakarım. Açık ve fincanda olsun lütfen. Peki. Tarık nereye evladım? Ben bir bakayım, başka bir şey unutmuş muyum? Allah'ım sen bana yardım et. Şu gelen babam olmasın da kim olursa olsun razıyım. Hello. Hello. Do you speak English? Yes. Ve this is a book. Yani kimsin bilmiyorum ama kitap gibisin. Tarık? Ben böyle şanslı şoför görmedim. Gel. Come on. Welcome to my home. Ümit, kim bu bayan? Senin şoförün yeni bir hayranı. Come on in the garden. Oğlum Tarık, belki de buraya kadarmış. Önce baban mı saldırır üstüne acaba, yoksa Naz mı? Bir misafirin var. Babam mı? Ciao. Francesca. Ben sizi yalnız bırakayım istersen. Biraz hasret giderim. Come hai potuto trovarmi? Chiedondo. Non hai detto che sono Alfonso, vero? No. No. Se vuoi che il tuo segreto sia noi. Vieni al mio albergo, così possiamo parlare. Tarık Tekelioğlu'yla görüşür görüşmez gelip sizi gelişmelerden haberdar eder. Sen dayanamaz ondan önce de gelirsin. Yani unutkan bir yapım var. Mutlaka bir şey daha imzalatmayı unutmuşsundur. Ya da çayını içmeyi. Çay demişken Naz misafirimizin çayını tazeler misin? Naz? Ne? Çay. Tabii. Ailemizin kurtarıcısı Bora Bey'e hizmet etmek benim için şereftir. İyi ki girdiniz hayatımıza. Ben teşekkür ederim. Hayatınıza kabul ettiğiniz için. Ne demek? Siz Tarık Tekelioğlu'ndan intikamımızı alacaksınız ya. Dileyin benden ne dilerseniz.
Şimdilik açık ve fincanda bir çay yeter de artar. Ama şimdilik. Buyurun. Buyurun. Yok, evladım. Misafirim öyle kapıdan uğramış. Ben kendisini yolcu edip geliyorum. Ha. Bir daha gelecek mi? Sanmam. Arkasından su döksem? Ümit. Ben burada ineyim Satır. Geldik zaten. İçeri kadar bıraksaydım ben seni. Ya arkadaşlarla şu ilerideki simit sarayında buluşacaktık da. Kusura bakma. Sarayın önünde ineceğini bilseydim faytonla getirirdim seni ben. Canım saray dediğin 4 tabure bir masa. Benim fayton dediğim de 4 at bir araba. Ne haber kız? İyilik. Ne haber enişte? Çok pardon. Ben Tarık sanmıştım sizi. Hadi bekliyoruz Ayşe, çabuk ol. Bir iki defa gelmişti de beni almaya. Açıklama yapmana gerek yok Ayşe. Hadi in, bekletme arkadaşlarını. Kim diye sorarlarsa Tarık Bey'in şoförü. Birkaç günlüğüne bana tahsis etti dersin. Havan bozulmaz. Kaçta alayım seni? Alır mısın gerçekten? Tabii. Şoförünüz ya. Bozuntuya vermeyelim. 6. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Di aspetta stasera. Sì. Başkonsolosunun şoförüydüm demiştim ya. Bu da onun kızıydı de. Şurada düşüp bayılayım. Japon başkonsolosunun oğlu bu İtalyan başkonsolosunun kızıyla arkadaştı. Ha, bu İtalyan başkonsolosunun kızı. Ya. İkisini sık sık bir yerlere getirir götürürdüm. Bir abi gibi sever beni. Özlemiş. Öyledir İtalyanlar. Özlem dolu, sıcakkanlı insanlardır. Arabayı hazırla. Şimdi başın dertte Tarık. Baban gelse daha iyiydi. Anladınız mı? Berrak gidince Hulusi'nin boynuna sarılacaksın. Anne aptal değiliz herhalde. 40 kere söyledin. Peki anladın ne yapacağını? Ne yürüyorsun? Koşsana çabuk. Allah Allah. Çellonuzu almıyor musunuz? Alıyorum. Nerede? Ne kadar naziksiniz. Ne demek? Bence gayet iyi bir anlaşma oldu. Ben sizin için taşıyacağım, siz benim için çalacaksınız. Ne zaman isterseniz. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın herkese. Mübeccan Hanım günaydın. Dürya Hanım bana bir çay lütfen. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Arabayı çok yavaş kullandım da ben yoldayken hafta sonu geldi. Patronumuz benden önce gelmiş de çalışanlara briefing veriyor ha. Mübeccan Hanım bana dünkü toplantı tutanaklarından bir çıktı alın. Dürya Hanım sen de bana bir çay getirver. Benden bir isteğin var mı Sadri? Hulusi Bey. Söyle Sadri. Ben bir gidip bakayım gecelik reponu olmuş. Dur orada. Hiçbir yere gitmiyorsun. İçinizde kan tutan var mı? O zaman sizi dışarı alayım. Hadi bakayım. Hadi. Beni de kan tutar. Ben de çıkabilir miyim? Dur orada. Gel bakayım buraya. Gel. Gel buraya Sadri.
Bilirsin ben mutlu ve keyifliyken karşındakine işte aynen böyle gülümserim. Ama bilirsin ki huzursuz ve sinirliyken de aynen böyle gülerim. Peki Sadri, bu gülümseme sence hangisi? Vallahi biz sizi daima mutlu ve keyifli görmek isteyen bir ecdadın evlatlarıyız Hulusi Bey amcacığım. O zaman çıkar bakayım şu telefonunu. Çıkar. Tuşla bakayım. Nereyi tuşlayacağını çok iyi biliyorsun. Tuşla. Neşemizi bulalım. Ya da istersen tuşlama, telefonu kafanda kıralım. Tuşla. Fena değil, fena değil. Sizin şoför çabuk alıştı arabaya. İşi bu. Duyduğumuza göre bu konuda uluslararası bir üne sahipmiş. Hmm. Bir bakmışsınız Japon başkonsolosunu gezdiriyor. Bir bakmışsınız İtalyan başkonsolosunun kızını eve bırakıyor. Kim arıyor? Ha dur tahmin edeyim. Amerikan başkonsolosunun kız kardeşi. Evet, birlikte Çin yemeği yiyecektik. Hesabı da alman usulüyor dersiniz herhalde. Şoförünüz de diyaloğunuza hayranım. Çok teklif yaptılar Ramazan'da akşamları feshanede gösteri yapalım diye. Kabul etmedik. Ben seni arayacağım birazdan. Kim? Feshanenin işletmecileri. Yılbaşı akşamı uygun musunuz diye soruyorlar. Cidden harikasınız. Geliyor mu? Arayacakmış beni birazdan. Ama bulamayacak seni Sadri. Kimse bulamayacak. Çünkü eğer bana gerçeği söylemezsen seni yok edeceğim. Bu bankayı 15 gündür kim yönetiyor Sadri? En yakın arkadaşım bana küs ve ben niye diye sorduğumda oğluna sor dedi. Doğru söyle bana. He? Belgin bu bankanın başına Tarık'ı mı geçirdi? Söyle! Söyle lan! Julio! Berrak? Canım benim. Ne yapıyorsun ya? Ay Julio, nasıl merak ettim seni. Yüreğime indirdin Julio. Bir daha beni bırakıp kaçıp gitme, tamam mı? Nasıl özledim seni bir bilsen. Ya. Canım. Hulusi! Belgin! Berrak! Ya kızım, madem adamı özledin, niye kulağıma söylüyorsun böyle? Bir kendine söyle. Özlemiş. Çok özlemiş, bana söyledi. Akşam Tarık Tekelioğlu ile ilgili haberlerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Akşam görüşmek üzere. Görüşürüz. Başkalarının yanında bana laf yetiştirme. Hele Bora Bey'in yanında sakın. Özür dilerim Nazan. Nece konuştunuz siz İtalyan bayanla? Japonca. İtalyan konsolosun kızıyla Japonca konuşan Türk şoför, Amerikan konsolosun kız kardeşiyle Çin yemeği yiyip Alman usulü hesap öder. Globalleşme budur bence. Ama arabasız da kalsa yanında çalıştığı Türk aileden ayrılmaz. Peki bu nedir sizce? Cidden fena değiliz. Sor bakalım kaç para teklif ediyor feshanedekiler. Bana bunu da yaptın ya Hulusi. Vallahi ben bir şey yapmadım Belgin. Hulusi, ben sana mı inanayım, gördüğüme mi? Bana. Demek evden kaçmanın sebebi Berrak'la gizli gizli buluşabilmekmiş. Yok Belgin, ben buraya şey için geldim. Berrak'tan haberim bile yok. Bayi aradım, konuşmadı benimle. İtoğlu'na sor dedi sebebini. Ben de Tarık'ı bankanın başında sandım. Ondan geldim. Pes Hulusi pes. Yani ya gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun... ...ya da artık benim sözüme hiç inanmıyorsun. Ben sana bankanın başında Tarık yok demedim mi? Peki kim var Belgin? Sen olamazsın. Çünkü bütün gün benim başımdasın zebani gibi. Ne gibi ne gibi? Revani. Revani gibi yani. Tatlı anlamında. Yani ne kadar tatlı olduğunu şey etmek için şey etmiştim. Berrak sen de bir şey söylesene. Hulusi bak senle bir anlaşma yapalım. Sen bana sırf bankayı merak ettiğin için evden kaçtığına yemin et. Ben de sana
şu anda bu bankayı kimin yönettiğini söyleyeyim. Sonra da kuzu kuzu evimize gidelim. Berrak da gelecek mi? Evet. Kabul. Bergin, yemin ederim sırf bankayı merak ettiğim için geldim. Sana inanıyorum. Şu anda imza yetkisi... Güzel kızımız... Filiz'de. Ne haber babiş? Sağ olasın. Koltuğu ısıtmışsın. Biraz da çökertmişsin ama idare ederim artık. Filiz, sen. Tamam mı? İçin rahatladı mı Hulusi? Ha, rahatladı. Vay be. Aslan kızım benim. O yırtık pırtık kıyafetli asi kızım büyümüş de... ...böyle ciddi ciddi elbiseler giyip... ...babasının bankasının yöneticisi olmuş ha? Çok da başarılı Hulusi amca. Zehir gibi maşallah. Kimin kızı? Ne haber kızoş? Aa, ne yapıyorsun baba? Toplantıya gireceğim birazdan. Ya nasılmış ha? Ümit sana niye Alfonso diyor? Şu ralliciye benziyorsun diye mi? Ne o? Konuşmuyor muyuz? Farkındayım. Canın sürekli şu Tarık Tekelioğlu'ndan bahsedildiği için sıkkın. Sana yaptığı terbiyesizlik geliyor aklına her adı geçtiğinde ama... ...üzülme. Yanına kar kalmayacak yaptı. O dayak meselesini de yazdım bir yere. Sana attırdığı her yumruğunda hesabını soracağım Tarık Tekelioğlu'ndan. Şoförsün diye sahipsiz sanmasın seni. O yüzsüze hepinizden tek tek özür diletmeden bana rahat yok. Bu da oldu Tarık. Artık seni senden koruyan bir iyilik meleğim var. Bu herifin bir açığını bulman şart. Yoksa başına dert olacak. İkimizin de içi rahatladığına göre... ...değil mi Bergin? Sen de rahatladı değil mi? Rahatladı Hulusi. O zaman... ...Merak Hanım bir el atsın da yorulmayayım daha fazla. Ay bitirdi beni bu yolculuk. Ben dururken burada... ...ben yardım edeyim Hulusi amcacığım, gelin. Sen kendine yardım edersin. Diyorsunuz. Buyurun Hulusi Bey. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Canım, sen de geliyorsun değil mi? Anne, senin biraz kalman lazım. Çift imza gerektiren bazı dosyalar var. Hani şu kredilerle ilgili. Ben imzalayayım istersen. Yok, olmaz. Sen çok yoruldun Hulusi. Benim gönlüm razı olmaz senin imza atmana. O parmaklar bize lazım değil mi? O zaman oturup bekleyelim imzalamanı. Yok, beklemeyin siz. Berrak'la gidin ikiniz. Berrak seni yatırsın. Ya gerçekten. Gerçekten beklemeyelim mi seni? Gerçekten. Hadi Berrak Hanım, beni yatır. Allah'a ısmarladık. Ay çok yorulmuşum. Şu Berrak 40 yılda bir beni de işime yaradı. Helal olsun anne. Babam bu dönmeyen kredi durumlarını öğrenirse delirir. Nedir durum? Protesto çektik. Bekliyoruz. Anne, asıl mesele şu. İngiltere'de bir bankadan kısa vadeli, uygun faizli bir kredi bulduk. Şu sıkışık dönemde bizi çok rahatlatabilir. Ama senin onayına ihtiyacımız var. Abi ne diyor? Ne? Diyor. Akşam dosyayı getir bakalım. Sen de abini ara gelsin artık. Arayacağım ben seni birazdan. Burada inleyeyim. Teşekkür ederim. Bir konuda anlaşalım Bora Bey. Bundan böyle herkes kendi işini yapsın. Vahi Bey'i iflastan kurtarmak sizin işiniz. Naz Hanım'ın kapısını açmak benim işim. Kusura bakma, haklısın. Böyle açık sözlü olman hoşuma gidiyor. Dikkat ederim bundan sonra. Pes ya. Adamı dövsem takma kafana. Elinden kaçtı. Olur öyle şeyler. Hak etmişimdir diyecek.
Efendim Filiz. Tamam, geliyorum. Söyle, hava soğudu. İnce tişörtle çıkmasın. Açıyor klimayı sonuna kadar zaten. Bir soğuk bir sıcak çarpıverir. Annem selam söylüyor, bir de öpüyor. Söyle, ben de onu çok çok öpüyorum. Tamam, üstüme bir şey giyerim diyor. Oo, harikasın Berrakçığım. O beni nazikçe yatıran ellerin dert görmesin. Ne sırıtıyorsun? Ay ne bileyim. Yani öyle güzel şeyler söylüyorsunuz ki bazen. 30 yaş genç olsanız etkilenmemek mümkün değil. Canım, her yaşın kendine göre bir çekiciliği var. Hem sen 60'ı 60 gibi görme. İki tane 30 gibi gör. Yok sağ olun, ben yarısına razıyım. Biz öyle gördük ailemizden. Aza kanaat etmek lazım. Benden bir isteğiniz var mı? Demek öyle ha. Ben sana 60 yaşın ne kadar çekici olabileceğini göstereyim de gör. Ya Berrak. Ya içimden geldi. Sana bu evde yaptığın hizmetlerin karşılığı bir hediye almak istiyorum. Ay hiç gerek yok. Var var. Sen bana doğum gününü söyle, gerisini bana bırak. Eh, madem ısrar ediyorsunuz, 25 Mayıs. Hadi şimdi uyuyun biraz. Çok yoruldunuz. İyi uykular. Renkli rüyalar. Güle güle kullanın Tarık Bey. Beğendin mi? Çok. Kızlar bayılıyor bu arabaya. Yanından geçerken çığlık atanlar gördüm. Öyle mi? Garaja mı bırakayım? Hayır. Galata Köprüsü'nden Halice bırak. Aa, sakın. Kaç faiz olursa olsun almayın. Sıcak parayı elde tutun. Kaç şu Borazen'in herifin numarası? Şurada yazıyor. Önemli miydi konuşma? Evet. Boş ver, bu daha önemli. Gördüğünüz gibi şirketinizin kurtuluş formülü bende. Müsaadenizle. Alo. Ben Tarık Tekin. Geliyor oğlum. Bora Bey. Ben de aramanızı bekliyordum. Kusura bakmayın. Cesaretimi anca toparlayabildim. Bankamızla ilgili bu kadar çok gizli bilgiye nasıl ulaştığınızı merak ettim doğrusu. Bilirsiniz, sihirbazlar sırlarını asla söylemezler. Bankacılar da öğrenene kadar sihirbazlarla çalışmazlar. Vay vay vay. Görürsün, kesin arayacak. Arar değil mi? Alo? Bağlayın. Kesin arayacak demiştim. Alo? 4 ay öncesine kadar bankanızda çalışan bir muhasebe elemanı için döktü geçenlerde. Siz de inandınız. Elinde belgeler var. Görseniz siz de inanırdınız. Tarık Bey. Teklifimi çok ciddi düşünün. Kredi konusundaki sıkıntınızı biliyorum. Kurtuluş formülünüz bende. Yarın üst düzey müdürlerimle size bir toplantı ayarlayacağım. Hayır. Ya sizle görüşürüm? Ya da mahkemede nasılsa görüşürüz. Karar sizin. Ben sizi arayacağım. Eninde sonunda görüşeceksin benle Tarık Tekeloğlu. Belki bir kafede. Ve dosyaları görünce benle anlaşmaktan başka çaren olmadığını anlayacaksın. Francesca, vengo a prenderti al tuo albergo alle 8. Andiamo a mangiare insieme, va bene. Ti bacio. Abi, İtalyan mafyasını devreye sokmak için biraz erken değil mi? Buyurun hocam. Hiç. Kardeşimle bu ayki bütçemizi denkleştirmeye çalışıyordum.
Ne? Hemen geliyorum. Eve gidiyoruz. Hayatta tahammül edemediğim bir tek şey varsa güvendiğim insanların gözümün içine baka baka yalan söylemesi. 3 gün izin verdim demişti. Sadece 3 gün. Ümit müştemilatta hiçbir eşyalarının kalmadığını görünce anlamış. Ne kadar saklayabileceğini sanıyor ki? Eninde sonunda ortaya çıkacak. Yalan söylemek kadar aptalca bir şey olabilir mi? Peki Suna, Cevat ve Sami Efendi'nin işten çıkarıldığını sen biliyor muydun? Bak doğru söyle bana. Evet. Sen de mi ya? Yani sen de mi? Nasıl söylemezsin bunu bana? Ya biz seninle anlaşmadık mı? Birbirimize bundan sonra açık olacağız. Yalan söylemeyeceğiz demedik mi? Nasıl yaparsın bunu bana? Özür dilerim. Babanız çok rica etti. Ya ben kimseye güvenemeyecek miyim hayatta? Bana bak. Başka varsa bilip de böyle sakladığın bir şey şimdi söyle. Şimdi söyle ve unutalım gitsin. Çünkü ben bundan sonra benden bir şey sakladığını düşünmek bile istemiyorum. Anladın mı? Bari biri olsun hayatta güvenebileceğim. Var mı benden sakladığın bir şey? Var mı Tarık? Var mı? Yok. Eve götür beni. Ay Hulya. Şöyle canım. Bu ne güzel bir doğum günü hediyesi böyle. Aa, sana az bile berrak. Ay biz bu 25 Mayıs kutlamalarını gelenekselleştirelim Hulya. Hem geçen sene hem bu sene fena alıştırdın beni. Hadi hadi uzatma da üfle şu mumu. Sonra da çıkar o kürkünü. Malum Mayıs kürk dökme mevsimi. Seni gidi seni. Bak üflüyorum ama. Tamam üfle üfle. Hadi. Hulusi. Belgin. Hulusi. Bu ne? Sorma Belgin. Ben de demin gördüm. Yatakta kürklü acayip bir şey geziyor. Aa. Hoşt hoşt. Hulusi. Belgin. Ha şey hayatım pasta yer misin? Canavar hoş pis pis. Yerim Hulusi. Ha Belgin'e. Vay 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 vay. Nihayet buldum seni. Alo? Hulusi, benim ben. Hatırladın mı? 25 Mayıs 2006. Aa, bir dakika ya. Yoksa bu 25 Mayıs, bu 25 Mayıs mı? Olabilir mi acaba? Şimdi anlarız. Hatırlamaz mıyım? Özlettin kendini. Aramıyorsun kaç zamandır? Bilsem arardım Hulusi. Ama baksana söz vermişsin karına. Ya öyle bir şey kaçtı ağzımdan. Anlat bakalım ne var ne yok. Sesini özlemişim kız. Konuş bakayım biraz. Konuş konuş. Karın evde değil galiba böyle rahat konuştuğuna göre. Boş ver şimdi karımı. Sen devam et anlatmaya. Alo? Hulusi? Duyuyor musun vay beni? Vay. Canım nasılsın? Çok özledim seni. Şimdi sen görürsün bakayım. demek sendin o. Hulusi Bey? İşte yakaladım seni. Hulusi, kiminle konuşuyorsun sen? Sen kimle konuşuyordun? Erkek arkadaşımla. Hulusi. Alo.
Çok yoruldum. Yok yok. Benim tansiyonum çıktı yine. Nerede bu kız? Berrak. Ay kusura bakma Berrak kızım. Böyle giriverdim içeri. Vallahi çok utandım şimdi. Erkek arkadaşına da ayıp oldu. Önemi yok Hulusi Bey. Bir dahaki sefere daha dikkat edersiniz. Tabii tabii. Şimdi Belgin'i de şüphelendirmenin alemi yok. Şüphelenmesini gerektirecek bir şey yok ki zaten. Nerede bu Hulusi? Berrak kızım, anladın mı sen? Artık var. Berrak. Çabuk erkek arkadaşını ara. Konuş. Konuşamasa da konuşuyor gibi yap. Hadi ara ara ara. Ah canım. Nasıl özlemişim seni. Nihayet şöyle rahatça konuşacak bir fırsatımız oldu. Ya şu bakım dönemi bitsin. Bir yerlere kaçalım birkaç gün. Çok bunaldım evin içinde. Tamam mı? Her gece rüyamda seni görüyorum. O puzzle'lı kollarında beni sarıp sarmalıyorsun. Bak ben o puzzle'lı kolları nasıl büküyorum şimdi. Ne zaman evlenme teklifi edeceksin bana? Orada durun bakalım. Canım, ben seni sonra ararım. Kimle konuşuyordun sen? Erkek arkadaşımla. Ah, kusura bakma böyle daldım içeri duyunca ama... Orada durun bakalım derken şey demek istedim yani... Evlilik kararı verirken bir durun, acele etmeyin. Ben bu konuda tecrübeli bir büyüğün olarak seni uyarmak istedim. Çünkü Berrak'cığım bu erkek milletine güven olmaz. Evlenene kadar yoluna güller dökerler. Evlendikten sonra bir bakmışsın o gülleri toplayıp yapıştırıp başka kadınlara hediye etmiyorlar. Yaşadım biliyorum. Hepsi aynı. En ufak bir açığını bulsunlar hop bir bakmışsın önce gözü kaymış sonra kendi. Asla güvenmeyeceksin hiçbirine. Bak mesela Hulusi amcam kesin bir haltlar karıştırıyor. Sesimi duydu ama ortalarda yok. Anında şüpheleneceksin. Ya bir haltlar karıştırıyor ya da bana kendini affettirmek için çiçek topluyor. Ben ikisine de hazırlıklıyım. Yani ya kafasını kıracağım ya da kafasını okşayacağım. Seçim onun. Neyse işte öyle bir uyarayım dedim seni. Ben çektim. Bari benden sonrakiler çekmesin. Sağ olun. Sen ara. Hadi konuş arkadaşınla. Ben de gidip bakayım ne yapıyor. Ben bıraktım da uyuyordu zaten. Sen öyle san. Su uyur, Hulusi uyumaz. Dünyanın en uyanık adamıdır o. Evet. Doğru söylüyor. Öleyimdir. Canım Hacer annem benim. Siparişlerim hazır mı? Hazır. İşin düşünce nasıl da canın oğlu veriyorum. Sen benim her zaman canımsın. Tamam tamam gir içeri gir. Pilav. Zeytinyağlı dolma. Patlıcan kızartması. Şunda da irmik helvası var tamam mı? Sen bir tanesin Hacer annem. Kime götürüyorsun bunları? Anlatırım sonra. Dikkat et düşüreceksin. Al, dur devireceksin. Gitti işte. Dedim ben sana değil mi? Yardım edeyim. Sağ ol. Yavaş sür. Devrilmesinler. Çok hızlı sürersem de devrilmezler sadece. Ama devrilirlerse kötü devrilirler Tarık. Sen her şeyi geçen gün ne dedin? Kapının önündeyken. Bir şeyler dedim işte. Demem mi gerekiyordu? Dedim. Ama belli ki pek doğru kelimeleri seçememişsin Tarık.
Ayşe benim 15 yıllık arkadaşım. Kardeşim. Nasıl konuşmam gerektiğini bilirim Sadri. Bilememişsin. Yarın görüşürüz patron. Suna, Sami, Cevat'ı gönderdiğime ben de sizin kadar üzüldüm. Ama bir karar verdim ve uyguladım. Artık kapatalım bu konuyu. Aklıma geldikçe içim acıyor zaten. Bahçedeki güller solmaya, salondaki gümüşler kararmaya başlayınca görürsün iç nasıl acıyormuş baba. Varsa bir acı çekerim Ümit. Ama bu evin reisi benim. Ve verdiğim kararları kabul etmek zorundasınız. O kadar. Gitmelerine karar verdim ve gönderdim. Var mı bir sorusu olan? Tarık'ı da gönderecek misin? O sana bağlı. Kalmak istiyor ama gönder dersen hemen bugün gönderirim. İyi akşamlar. Bunlar ne Tarık? Zeytinyağlı dolma, patlıcan kızartması, pilav. Bir de irmik helvası var ama üzerinde halı tüyü olabilir. Sakın sevmem demeyin, kollarım koptu taşıyana kadar. Dursun Benaz. Tamam bir Bora Bey kadar faydası yok ama günü kurtarıyor en azından. Gel, hadi. Tamam, alalım şu krediyi. Hulusi duyunca tepemize çökecek muhtemelen ama doğrusu bu galiba. Hı hı. Doğrusu bu anne. Bergi. Hulusi. Ben seni yatıyor sanıyordum. Yo, bahçedeydim. Ne yapıyorsun bahçede? Onları topluyordum. Senin için. Aa. Ay inanmıyorum. Vallahi aklıma geldi. Billahi geldi. Hiç şüphem yok. Sana kendimi affettirmenin yollarını aramaktan başka ne yapabilirim ki? Tam benim düşündüğüm gibi. Ben de senin böyle düşündüğünü düşünmüştüm zaten. Ne kadar düşüncelisin. O senin düşünceliliğin. Canım. Hadi gel. Hadi. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demedim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmedim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demedim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmedim. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Aferin, dikkat etmişsin. Ne? Sevdiğim yemekleri. Zeytinyağlı dolma, patlıcan kızartması, pilav. Bir tek irmik helvasını halı tüysüz severim. Onu tutturamamışsın. Onu yanlış hatırlamışım. Kusuruma bakmayın. Sen mi yaptın? Ben irmik görsem mercimek sanırım. Ben o kadar anlarım bu işlerden işte. Öyle mi? Kime yaptırdın peki? Hayır, İtalyan ya da Japon mutfağı olsa tahmin etmesi kolay. Ne de olsa var elinin altında o konularda uzman birileri. Hazır İtalyan mutfağı demişken size bir şey söyleyecektim. Akşam 2 saat izninizi isteyeceğim. Kesmedi tabii sabahki 2 dakika. İtalyanlar böyledir. Aceleye getirmeyi sevmezler. Neyse. Bana düşmez yorum yapmak. Git.
Sağ ol. Ne koyuyor biliyor musun? Çok sevdiğim bir arabam vardı. Yarışırken kaza yaptım ve babam elimden aldı. İsyan ettim, yıktım ortalığı. Her şeyi yaptım geri alabilmek için. Yeni arabamı şoförüne eziyet çektirmek dahil. Hem de haksız olmama rağmen. Şimdi haksız yere arabamdan oldum. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu halime bak. Arabam yok, şoförüm var. Doğru söyle bana. Çok mu ahını aldım? Derler ya, alma mazlumun ahını. Asla. Ben çok inanırım biliyor musun buna? Mesela Tarık Tekelioğlu bu kadar ahımızı aldıktan sonra kesin bir yerde tökezleyecek biliyorum. Böyle bir çark bu işte. Sen bana ah edeceksin, ben Tarık Tekelioğlu'na. Sonunda bir bakmışsın, Tarık Tekelioğlu ve Naz Özkul tökezlemişler yerlerde sürünüyorlar. Bir tek sen ayakta kalmışsın. Tek umudumuz Bora Bey. İnanmıyorum. Bu kadar olur. Ben de tam sizden bahsediyordum. İyi insan lafının üstüne. Ne oldu anlatsanıza. Düştü mü Tarık Tekelioğlu kucağınıza? Düşmek ne kelime. Şimdi paçama yapıştı bırakmıyor bir türlü. Kurtulamıyorum. Dur şimdi burada anlatma. Babamla kardeşim de duysun. Gelsene sen de. Hadi ama. Bu evde tek eğlencemiz kaldı. O da Bora Bey'in Tarık Tekelioğlu rezil rüsva edişini anlatması. Kaçırma derim. Meraktan öleceğim. Tam tahmin ettiğim gibi. Öğlene doğru aradı. Telefonunuzu bekliyordum dedim. Cesaretimi ancak toplayabildim dedi. İnanmıyorum. Aynı sizin dediğiniz gibi. Ben malımı bilirim. Bu tür adamların kitabını yazdım. Vallahi bravo. Aynı kelimeler. Nereden öğrendiniz bu gizli bilgileri diye sordu. Dedim sihirbazlar sırlarını asla söylemezler. Çok iyi ya. O ne dedi? Ya bu lafa verilebilecek cevap var mı Naz? Bunun iskemledeki karşılığı pişti. Şak vuruyorsun kağıdı, hop 10 puan cepte. Karşı taraf böyle mermer bakıyor giden kağıtlara. Dedi sizi yarın üst düzey müdürlerimle görüştüreyim. Dedim kaçmak yok. Teke tek. Sen ve ben. İşine gelirsin. Geldi mi? Gelecek. Yarın sabah arayacak ve beni çağıracak. Bir 5-10 dakika konuşacağız. Şu dosyaları görecek. Hop. Krediniz hazır. Çak baba. Duydun değil mi? Evet. Harika değil mi? Evet. Pek sevinmemiş gibisin. Yok, çok sevindim. Ama beni tanımışsınızdır. Duygularımı kalabalıkta pek dışa vurmayı beceremem. Yoksa içim mutluluktan kıpır kıpır şu anda. Benim de. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tamam, git sen. Sağ olun. Bu mutlu haberi çıkıp bir yerde kutlarız artık Naz Hanım. Sen de gelirsin herhalde. Ben şu ÖSS olayını ihmal ettim son günlerde. Birkaç test çözüm diyorum. Bir iki saat en fazla. Gece yarısı olmadan döneriz. Tabii izin verirseniz Vahi Bey. Vallahi bilmem ki. Yani Naz. Bir iki saatse neden olmasın? Harika. Şoförünüz pek sevmedi gerçekten şu Tarık Tekelioğlu olayını. Şaşırdım. Siz bakmayın ona. Kalabalık içinde duygularını göstermez. Şimdi arabada yalnızken kesin sevinç çığlıkları atıyordur. Yeter, 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 yeter! Yeter Tarık. Kimsenin seni bu şekilde kullanmasına izin verme. Bu meseleyi kendine daha fazla toz kondurmadan çöz. Filiz. Ne oldu şu İngiltere'deki kredi konusu? Alıyor muyuz? Güzel. O zaman yarın ilk iş Cahide Tekstil'in 5 milyon dolarlık kredisini onaylıyoruz. Sen ve ben. Çift imza. Hayır anneme bir şey söyleme.
İşinle duygularını birbirine karıştırma. Bilmem ne bilmem ne diye başlayacak. Sabah bütün evrak hazırlansın. Filiz, konu kapanmıştır. Francesca, aspettami davanti l'albergo fra 5 minuti. Olmaz Filiz. Biz bu krediyi elimizde sıcak para olsun diye alıyoruz. Kredi olarak vermek çok anlamsız. Alacağımız faiz ödeyeceğimiz faizi karşılamıyor. Kusura bakmasın abin. Dostluk bir yere kadar. İş yapıyoruz burada. Sen ne aranıyorsun? Ya dosyadaki kağıtlardan birini bulamıyorum. Toparlarken düştü herhalde. Aman ne yap yap bu. Babanın eline geçerse yanarız. Hulusi, sen daha yatmadın mı? Yok. Bir şey okuyordum, takıldım. Bitirmeden bırakamadım. Bana da oluyor bazen. Bir roman 10 sayfa okuyayım diye alıyorum, bir bakıyorum sabah olmuş. Sen hangisine takıldın? Sen, ben, Filiz bir oturup konuşsak iyi olur. Io non ti sono mancata. Sediamoci e parliamone. Va bene. Ölç kızım. Bırak. Kızım ne yapıyorsun? Sürekli tansiyon mu ölçülür? Sinirlendirdin adamı. Ama siz... Yok öyle işine geldim ama siz ama biz. Koskoca tek bank tarihinde ilk defa kredi alıyor demek. Hangi neden çıktı bu daha yani fikir? Bir soru sordum. Benden. Bu kızı bankanın başına sen getirdin değil mi Belgin? Evet Hulusi. Helal olsun Belgin. Hulusi yabancıların yanında. Helal olsun Belgin. Aa. Hem verdiğin doğru karar için... Hem de böylesine bir evlat yetiştirdiğin için... Helal olsun Belgin'cim. Gel. Gel. Belli ki benim genlerimle senin eğitim biçimin bir araya gelince ortaya muhteşem bir şey çıkmış. Helal olsun. Aferin. Bu tek bank tarihindeki en dahiyane fikir. Yani ben şu dosyayı görsem battık diye çıkardım ortaya. Bu kadar geri dönüşsüz krediyi hiçbir banka kaldıramaz. Ama iyi idare etmişsin o kritik dönemi. Kredi ödemelerini durdurman çok yerinde olmuş. Bu bulduğun kredi çok uygun. Aferin sana. Seninle gurur duyuyorum kızım. Seninle de. Sağ ol baba. Ya işin doğrusu sırf benim değil. Annemin de çok büyük payı var. Annenin o kadar çok şeyde payı var ki. Bütün bunları yani düzlüğe çıkıp da bir çözüm bulduktan sonra öğrenmek çok güzel. Bildiğin yola devam et Filiz. Yalnız bir tek şey istiyorum. Bunu bankanın sahibi olarak değil, baban olarak istiyorum. Verdiğin kararda saygı duyacağım. Para konusundaki hırsımı bilirsiniz. Söz konusu olduğunda nasıl gözümün döndüğünü de. Bir tek durumda umurumda olmaz. Ailem ve dostlarım. Onları kırarak kazanılacak bir tek kuruşu istemem. Onlar için harcanan parada gözüm kalmaz. Tarık'ın tahsili için... Bak yine aklıma geldi. Onun tahsili için harcadığım parayı biliyorsunuz. Sırf bir diploma alsın... Beni, annesini mutlu etsin diye. Ama o zibidi, o hergile, o... Sen ne yapıyorsun be? Zırt pırt tansiyonumu ölçersin. Tam ölçmen gerektiği yerde de böyle aval aval bakarsın. Görmüyor musun? Kızardım, bozardım. Ölç kızım, ölç. Hadi ölç.
Tamam etme kalsın. En yakın dostum. Sahicimin bana neden küstüğünü şimdi anladım. Cahide tekstilde kredi isteğinde olan firmalar arasındaydı değil mi? Evet. Ben 3 kuruş para için dostumu kaybetmek istemiyorum Filiz. Hulusi, 3 kuruş dediğin $5 milyon. Dostuma mal olduktan sonra benim için 3 kuruş bile değeri yok Belgin. O kadar. Dediğim gibi Filiz, banka sana emanet. Her kuruşu da. Ne karar verirsen saygım var. Bana bugünü yaşattın ya, bu bana yeter. Sağ ol. Berrak, hadi götür beni. Hı hı. Yukarıda ölçersin. Peki Hulusi Bey. Kusura bakma anne ama ben... Yok, asıl sen benim kusuruma bakma. Sadri'yi ara, dosyayı hazırlatsın gelsin. Hı hı. Çift imza için abini beklemeyelim. İlk hatağın ortak olmaktan gurur duyacağım. Hadi ara Sadri'yi. Alfonso, ti prego parla. Cosa succede? Perché ti comporti come straniero? Io sono venuta qui per portarti come in Italia. E ti daranno $1 milione. Solo per venire allo scoperto. Il denaro, la donna e il sponsor. Cosa aspetta ancora? Francesca, mi dispiace, ma non posso tornare in Italia. Perché? Ti avevo detto che sarei venuto dopo aver provato un motore in Inghilterra, lo ricordi? Ciao Francesca, vita mia, domani parto per l'Inghilterra, proverò un nuovo motore. Torno lunedì. Ti amo troppo. Stammi bene. Anch'io ti bacio. Yolanda. Evet, elveda Alfonso. Hoş geldin Tarık. Anneciğim. Oğluşum. Ay çok özledim. Ben de anneciğim. Neredesin 8 aydır? Dersler anneciğim, bu sene çok ağır. Fırsat mı var kaçıp gelmeye? Ah. Babacığım. Baba, bütün kredi kartlarım bloke edilmiş. Bütün banka hesaplarım sıfırlanmış. Pes yani. Ben canımı dişime takayım, senin için İtalyalarda sürüneyim. Sen beni arkadaşlarımın yanında rezil et. Şu kulübe yarın sabah ilk iş 700 milyon para yolluyorsun. Ayrıca senden de bir açıklama ve bir özür bekliyorum. Ben ikisine birden tek cümlede söyleyeyim. Kusura bakma Alfonso. Ben İtalya'ya dönüyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bundan sonra burada annenin dizinde oturacaksın. Tamam mı? Kendini affettirene kadar değil İtalya, bakkala bile gidemezsin. Saçmalama baba. Pazartesi günü Roma'da olmam lazım. Hafta sonu yarışım var. Yok bundan sonra ralli malli. Baba, İtalya'nın en ünlü rallicilerinden biriyim ben. 2 senedir rallycross şampiyonuyum. Bir sürü para döktüm, bir yerlere geldim. Şimdi beni transfer etmek için büyük şirketler peşimde koşuyor. Onlar senin değil, Alfonso'nun peşinde koşuyorlar. Artık Alfonso da yok. Hayır baba, Alfonso var. Artık Tarık yok. Tarık Bey, çıkmanıza izin veremeyeceğim. Niye? Tek banka olan borçlarınız nedeniyle çıkışınıza yasak konmuş. Davalı Tarık Tekelioğlu'nun davacı tek banka olan borcu sabit görülmüş, vaat ettiği ödemelerin gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Bu kadarla da kalmadı. Hakim yurt dışına çıkışımı yasakladı ve bana 2 yıl sigortalı bir işte çalışma cezası verdi. Eğer bunu kabul etmeseydim 2 yıl hapis yatacaktım. Francesca, ormai non posso più tornare in Italia perché non esiste più Alfonso. Ora sono Tarek. Torna in Italia e dimenticami. Questa è la cosa più giusta da fare. Tu menti. Sono tutte bugie. Cerchi di allontanarmi da te. Dimmi. C'è un'altra donna nella tua vita. La ragazza di quella casa. Ho visto come le guardati.
Francesca. Io non sto mentendo. Stai mentendo. Tutto ciò che dici è falso. Come la scena di un film, Alfonso. Non riuscirò a convincermi. Confessa. È per colpa di quella ragazza, non è vero. Tu non hai altro motivo per stare qui. Io lo resi. Io ti amo, Alfonso. Io ti amo. Io ti amo. Come una pazza. Non puoi farmi questo. Io ti amo, Alfonso. Io ti amo, Alfonso. Vay vay vay. Tesadüfün de bu kadarı. Fakat Japonca ne kadar da İtalyanca'ya benzemiş duymayalı. Sakın konuşa konuşa söktüm deme bana. Questa la ragazza. Ho visto come vi guardate. Niye anlattın kızcağız? Ayıp değil mi? Yakışıyor mu bu senin Türk misafirperverliğine? Ağlamıyor, gözüne toz kaçmış. Bence gözüne toz değil, Tarık kaçmış. Pes. Daha birkaç saat önce birbirimize yalan söylemeyeceğiz diye konuştuk. İtalyanca konuşmalar, göze toz kaçırmalar. Neyse, kusura bakmayın, muhabbetinize limon sıktık. Bize müsaade. Gidebilir miyiz Bora Bey? Buranın atmosferi pek hoşuma gitmedi. Siz nasıl isterseniz Naz Hanım. Ascoltami. Persino al mio fianco. La stai guardando. Ma non sarà così facile. Nessuno potrà portarti. Nessuno. Non dimenticarlo. Hani çıkıyorduk? Çıkıyoruz. Ama ufak bir işim var halletmem gereken. Bakar mısınız? Buyurun Bora Bey. Şu uzun saçlı beyle yanındaki bayanın hesabını benim hesabıma yazar mısınız? Tabii ki. Siz niye kalmıyorsunuz? Bir sıkıntınız varsa hemen halletsinler. Yok, sağ ol. Biz arkadaşlara bakmıştık. Gördük, gidiyoruz. Peki, her zaman bekleriz. Niye yaptın bunu? Yazık. Zaten şoför maaşıyla zar zor geçiniyordur. Sevgilisine rezil olmasın. Bu da benden olsun. Çok fazla düşünceli bir insansın, biliyorsun değil mi? Fakat cidden senin şoför şu kayıp rallici Alfonso'ya ne kadar benziyor hayret. Çıkalım mı artık? Çıkalım. Alfonso, guarda. Pensaci bene. Non rinunciare alla tua vita. Posso farti uscire dal paese. Soldi, fortuna. Tutto ci aspetta. Saremo felici insieme. Io qui sono felice. Stai mentendo? I tuoi occhi non riescono a dire. Io sono qui ad aspettarti. Se vuoi anche parmesi. Ora lasciami in albergo. Voy a riposar. Garson, hesap. Buyurun efendim. Hesap lütfen. Sizin hesabınız ödendi. Hayırdır Filiz? 5 kişiyi yemekten kaldırdım şunları hazırlatacağım diye. İşte bu yüzden sana maaş veriyoruz Sadri. Evet. Evet, Vahi Bey'in kredisi şu anda onaylandı abi. Hayırlı olsun. Sağ ol Filiz, çok sağ ol. Asıl teşekkür etmen gereken ben değilim abi. O zaman benim adıma sen teşekkür et anneme. O da değil. Babam. Possiamo andare adesso? Cercami. Ti cercherò, te lo prometto. Sor bakalım ne zaman dönüyorlarmış İtalya'ya? Quando ritornerà in Italia? Sarà qui per lungo tempo. Daha bir süre buradalarmış, belki uzun bir süre. Oğlum, yanlış çevirmiş olmayasın. Git bir daha sor. Bunların yarın ilk uçakla gitmesi, benim paramın da yarın hesabıma yatması gerekiyordu. Ya ne duruyorsun, hadi sene. Yok Sacit Bey, aynen böyle söyledi. Eyvah, iş aldık başımıza. Ya kusura bakmayın Bora Bey. Keyifsiz bir akşamıma denk geldi. Söz. En kısa zamanda telafi edeceğim. Ben yine de keyif aldım birlikte olmaktan. Ben de.
Tüm yaptıklarınız için ne kadar teşekkür etsem az. Durun, daha bir şey yapmadım. Asıl yarın yapacağım. Hesabı ödemişsiniz. Teşekkür ederim. Ne demek? Naz Hanım'ın o kadar hatırı olsun. Nasıl? Memnun musun arabadan? Sahibi aklıma gelmedikçe evet. Tarık. Önemli değil Naz Hanım. Kız arkadaşıyla bir tatsızlık yaşamıştır. Bir şey olmuştur. Morali bozuktur. İstemeden çıkıvermiştir ağzından. Lütfen kızmayın. Zaten zor günler geçiriyorsunuz ikiniz de. Ama güzel günler yakın. Ben müsaadenizi isteyeyim. Yarın müjdeli haberler getireceğim size. Sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Dövseydin adamı. Yapacaktım. Siz engel olursunuz diye korktum. Bu adama güvenmiyorum mesela. Ve sizin de bu kadar güvenliğinizden rahatsız oluyorum. Haklısın. Babamın çalışanları işten çıkardığını biliyordu ama bana söylemedi. Sonra konsolosun kızıyla Japonca konuşuyorum dedi. İtalyanca konuşurken yakaladım. Kız ağlamadı, gözüne toz kaçtı diye bir yalan uydurdu. Haklısın. Güvenmemem için çok sebep var. Ama bir dakika. Bunları yapan sendin. Sen. Alfonso uyan, sabah oldu da Cahide teksi kurtuldu bile. Hayırdır? Arabanızı mı özlediniz? Özledim. Ama arabamı değil. Hadi baba gel. Kim gelmiş? Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin, peynir ekmek yemeyin. Birkaç dakika önce Vahi Özkul Tek Bank yetkilileri tarafından aranmış ve kredisinin onaylandığı, hatta haftaya ödeneceği söylenmiş bulunmaktadır. Ve işte karşınızda gururumuz, bu muhteşem olayın mimarı, ailemizin kurtarıcısı Bora Bey. En büyük Bora, en büyük Bora. Hadi hep beraber. En büyük Bora, en büyük... Öyleyse tek başıma. En büyük Bora, en büyük Bora, en büyük Bora, en büyük Bora. Demek müjdeyi benim vermemi bekleyemediler. Bora Bey, içimden bir ses bu kredinin apar topar onaylanmasında sizin parmağınız var diyor. Yanılıyor muyum? Ne oldu Bora Bey? Kala kaldın öyle. Yapacak bir işin kalmadığına göre şimdi geldiğin gibi gidersin artık bu evden. Demek sabah Tarık Tekelioğlu ile yaptığım konuşma etkisini çabuk göstermiş. Biliyordum. Ben dedim değil mi size sabah konuşmuştur diye. Fakat helal olsun, ne konuştuysan adamı bize getirmişsin. Biraz sert konuştuğumun farkındayım ama hak etti. Az bile. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.